İki Gözüm Kardeşim Mithat Cemal'e Sefahatimde eğer şiir arıyorsan arama. Yalnız bir yeri vardır ki hazindir. Göster. Küfe yok, hasta değil. Kahve hayır. Hangisi ya? Üç buçuk nazma gömülmüş. Koca bir ömür heder. 17 Haziran 327 Mehmet Akif Birinci sefahati Mithat Cemal'e verdiği zaman Akif'in yazdığı kıta. Hayatı bir yazı odası. 1903 senesinde Beyazıt'ta, Mercan Yokuşu'nda, İbnülemin Mahmut Kemal Bey'in evinde yazı odası. Cuma günleri bu odada toplananlar Tanzimat'ın ilan olunacağı günün gecesi Koca Reşit Paşa'nın sabaha kadar kaç kahve içtiğini bilen Aziz Fesli, Pertev Paşa torunu Aziz Bey, Meclisi evkaf azasından. Elinde pertavsızla, büyüteçle, sahaflar çarşısında Nedim'in kabrini arayan Ali Emiri Efendi, Fatih'teki kütüphanenin sahibi. Sesi ihtara benzeyen şair Adanalı Hayret Hoca. Avlunyalı İsmail Kemal'in arkadaşıdır diye yan ya mektupçuluğundan atıldığı için herkesin hürmet ettiği şair Adanalı Hakkı Bey. İki eliyle şalvarının iki dizinde dümtek vurarak Itri'nin bestelerini okuyan 70 yaşında Halil Efendi Hoca, Darül Malimat Farsça Hocası. Gözlerini yumarak tesbihinin her tanesine dudağının bir hareketini ilave eden, ara sıra gözlerini açıp misafirlere alayla bakan, sonra kapayıp tekrar mürakabesine dalan Tahsin Hoca Beyazıt Kütüphanesi Hafızı Kütübü. Bu Le Art Poetik'inden Türkçe'ye tercüme ettiği beyitleri Konya şivesiyle okuyan Ispartalı Hakkı Efendi. Isparta Mibusu iken öldü. Şair Nedim'den başka bir şair Nedim daha olduğunu söylediği günden beri gözümde büyüyen edebiyat tarihi müerifi Faik Reşat Bey. Muallim Naci'den başka büyük şair olduğu kendisine ispat edilemeden ölen şair Halil Edip Bey Meclisi Marif Başkatibi. 3. Padişah devrinin çamurları içinden tertemiz alınla çıkan eski mutasarrıflardan Mehmet Emin Paşa, İbnül Emin, Mahmut Kemal Bey'in babası. Tanzimat devrini vezirlerini sakal boyalarına kadar tanıyan İbnül Mahmut Kemal Bey. Her yemekten sonra bir kere dahiliye nazırına söven İbnül Emin Tevfik Bey. Mahmut Kemal Bey'in kardeşi ve dahiliye mektubi kalemi hüleyfasından. Mektebi mülkiyenin beyaz havasıyla bu odanın yeşil loşluğunda bir gölge gibi titreyerek şeklini bir türlü bulamayan ve kardeşlerine mi, arkadaşlarına mı benzeyeceği o tarihte daha belli olmayan İbnülemin Selim Bey. İbnülemin Ülemin Mahmut Kemal Bey'in küçük kardeşi. Bu odanın dört duvarından ikisinde Türk ve Acem hattatlarının el yazıları. Bu yazıların Türkçe olanları bile la melifleriyle bana o zaman Arapçadır hissini verir. İrabında, düzgün söyleyişinde, yanlış yapacağım diye korkumdan yüksek sesle okumazdım. Üçüncü duvarda çürük kaplı, ruhani ciltli kitaplarla dolu kütüphane. İçinden birinci Abdülhamit'in 3. Selim'in el yazılarını İbnül Emin Mahmut Kemal Bey'in çıkarıp misafirlerini uzaktan gösterdiği cilt bentler. 4. Duvar hep pencere. Ve bu pencereler asıldığı için perde sandığım sevailer, ipek kumaşlar, buhara işlemeleri. Bu odada dünya içkilerinden yalnız ikisi malumdu. Deve tüyü renginde kulpsuz fincanlarda yemen kahveleri. Bir de misafirler yudum yudum içmezlerse İbnü Lemin Mahmut Kemal Bey'in halavetine, tatlılığına yandı turunç şerbetleri. Bu odada levhaların, kitapların üzerindeki tozlar bir veli türbesinin toprak zehreleri gibi mukaddesti. Hizmetçi bu mukaddes şeyleri ancak ev sahibinin izniyle yalnız ayda bir defa el sürebilirdi. Burada her şey eskiydi. Okunan şiirler eski, oturulan sedirler eski, kelimeler eski, hatta sesler bile eski. Bu odadan sokağa çıktığım zaman bir devrin cenaze namazından dönüyorum sanırdım. Fakat la akal en az, iki asır eski olan bu odanın maziliğine rağmen burada manevi bir aydınlık vardı. Buraya gelenler Huzuli'nin bir imalesinden başka tutulu, emel, hırs bilmezler. Burada Naima'nın bir nüktesiyle bütün mahrumiyetler unutulurdu. Ve bu ada mükaddes bir mahremiyetin rutubeti içinde yazın bile serindi. Ancak bu serinlik selvilerden inen gölgeler kadar loştu. Buradan çıkınca sokaklara, insanlara şaşırarak bakardım bu odada mühim ilim vakaları olurdu. Ali Emiri Efendi bir yazma kitaptı. bir sineğin bir damla münasebetsizliğini diliyle ıslatıp eliyle silerek revan sekarının revan seferi olduğunu bu odada keşfederdi. Ve 93 ayağından Bursalı Rıza Efendi'nin Şeyhname'yi ezber bildiğini Tarihi edebiyat müellifi Faik Reşat Bey gözlerini açarak bu odada söylerdi. Namık Kemal'in temiz ve beyaz çoraba meraklı olduğunda şair Adanalı Hakkı Bey'den yine bu odada öğrenirdim. Yine bu odada mühim politika meseleleri de geçerdi. Mesela bir gün Adanalı Hayret Hoca memleketi fena idare ediyor diye Sultan Hamit'e öfkelendi. Yıldızın bahçe duvarına merdiven dayayıp Abdülhamit'in yatak odasına pencereden dalarak padişahı boğulmaya kalkıştı. Hayret Hoca, henüz 55 yaşında olduğu için padişahın hakkından geleceğini o dakikalar emindi. yalnız Hoca o kadar miyoptu ki kendi kızını tanımak için burnunu yanağına yapıştırırdı. Bu miyopluk meselesini odadakilerin kulaklarını hafızık kütüp Tahsin Hoca tebessümle fısıldadı ve Hayret Hoca bu niyetinden zorla vazgeçirildi. 10 Temmuz meşrutiyeti de bu yüzden 5 yıl gecikti. İşte Safat şairi Akif'i bu odada tanıdım. 35 yıl evvel bu odaya bir cuma günü girince koltukta vücudunun mütehakkim çizgileriyle oturan bir atlet adam gördüm. Cengaver bir gövde, ilmi bir sakal. Mehmet Akif Bey'miş. Arapça bilirmiş, şairmiş de. Zaten bu odada cuma günü toplananların hepsi sakallı ve şairdi. Yalnız bugünkü şair bu odanın muaşeret kaidelerini aldırmayarak baş açık oturuyordu. Sonra öğreniyorum Mehmet Akif Fes'ten rahatsız olurdu. Bizi birbirimize tanıştıran ev sahibi benim de kıymetli bir şair olduğumu ona söylemeyi unutmadı. Bu Mehmet Akif Bey. Benimle tanıştığına teşekkür etmedi. Yalnız başını salladı. Ben de içimden bir takım kararlar verdim. Bu adam mutlaka tanzimattan sonraki edebiyata garezdi. Mutlaka bütün bu türlü adamların hep aynısını ezber bildikleri acemce beyitler okuyacaktı. Mutlaka Arapçalı lakırdı edecekti. Dede beni yeni tanıdığı için mutlaka kendini göstermek isteyecek, kalemi aldığı gazelleri okuyacaktı. Okumasını bekleyerek içimden eğlenmeye hazırlandım. Fakat o muttasıl, aralıksız susuyordu. Yalnız bir teviye sustuğu halde yüzü ahmak olmuyordu. Şaşıyordum benim gibi bir dahiye. Çünkü o zaman ben 18 yaşındaydım ve şairler o yaşta ekseriye dahidirler. Evet, benim gibi bir adama. Kendini beğendirmek için bu adam nasıl oluyordu telaş etmiyordu. Fakat 18 yaşın verdiği ferasetle bunu da anladım. Bu adam bu odadakilerin galiba en aciziydi. Benden çekiniyordu. İçimden acımaya başladım fakat o birdenbire yerinden fırladı, fesini kaptı. Odadakiler işaret kadar kısa selam verdi. Odadan tedriçsiz hızla çıktı. Sonra anlıyorum. Bu Mehmet Akif'in veda tarzıydı. Ev sahibinin teşhiğine uğurlamasına imkan bırakmayan hızla merdivenlerden iniyordu. Sesini bile öğrenemediğim adam o günden beri içimde bir merak oldu. Birkaç gün sonra ona koca Reşit Paşa türbesinin önünde rastladım. Selamlaştık artık yan yana yürüyorduk. Artık benimle konuşmaya mahkumdu. Fakat yine konuşmuyordu. Öyle ki uzaktan bakanlar Beraber gittiğimizi anlayamazlardı. Bir aralık bari ben de edeyim dedeyim dedim. Fakat söylediklerimi o derece benimle müşterek olmayan bir yüzle dinliyordu ki Lakırdıları muhabere olamıyordu. Karşılıklı konuşamıyorduk. Bir aralık konuşmasından vazgeçtim. Sesine razı oldum. Biraz eğlenmek için bana bu ses de kafiydi. Arapça bilen bu şairlerin Kürtçe'ye benzeyen sesleri olurdu. Fakat bu Mehmet Akif Bey benim bir sürü lafımı bir edatla olsun cevap vermiyordu. İçimden ben seni bülbül gibi söyletirim dedim. Çünkü biliyordum ki bir insanı geveze yapmak için en kısa çare o insanın meziyetlerine ait şeyler sormaktır. Şiirlerinizi niçin bastırmıyorsunuz efendim? Nesini bastıracağım? Değer mi? Şaştım. Bu adamın sesinde Arapça yoktu. Bu ses muhtez, asabi, zeki sesti. İnsan yüzü kadar manalı ses. Sesini bu temiz güzelliği kadar kendinin haddini bilmesi de hoşuma gitti. Şiirlerin basılmaya layık şeyler olmadığını biliyordu. Demin kendisiyle eğlenmeye karar verdiğim için ona birden birdenbire acıdım. Mahsundum ve kendisinin haberi olmayan bu mağduriyetine merhameten o zamanki mucizelerimden bir şiirim okuyacağımı ona haber verdim. Bir de kibar tevazu ile dedim ki, böyle sokak ortasında sizi rahatsız etmiş olmayayım sakın. Rahatsız olmak ne demek dedi. Yalnız iyi dinlemek isterim. Şu sokağa sapalım. Sonra öğreniyorum. Memi Akif caddelerden daima kaçar. Evine, işine, tenha sokaklardan giderdi. Eğer caddeden geçmeye mutlaka mecbursa, Gözünü bir meçhul noktaya dikâ caddeyi kendi hesabına tenha sokak haline kordu. O gün saptığımız sokak bir sanatkarın şiirini en son sesiyle okuyacağı kadar ıssızdı. Manzumemi, eserim gözlerimden taşarak bütün vücudumla okudum. Hele en çok bayıldığım bir beyti vardı. Onu o kadar şahsi bir sesle haykırdım ki adamcağız, Şiirimi burasını anlamasa bile beğenmeye mecburdu. Şiirim bitti. O hala susuyordu. Yani eserimin harikulade olduğunu söylemiyordu. O kadar fena bir sükut ki ayak seslerimiz işitmeye başladım. Kendime kızıyordum. Bu şiiri bu adam nasıl beğenebilirdi? Ne diye ona bunu okumuştum? Fakat o birdenbire tecrissiz bir sesle konuştu. Şiirinizi bir daha okur musunuz? Fakat yavaş sesle. Böyle bir şiir bir tenor sesinden aşağısıyla nasıl okunabilirdi? Fakat insanın kendi şiirini okuması ne tatlı şeydir. Şair olmayan bedbahtlar bunu bilmezler. Ben de sırf bu saadet için onun arzusuna rüşvet olarak sesimi azalttım. Mazlumi'yi ağır ağır tekrar okudum. Mazlumen bitince o bu sefer lakırdı etti. Ben şiirlerimi ne diye bastırırım? Siz bu yaşınıza benden güzel yazıyorsunuz. Bunun böyle olduğunu ben zaten biliyordum fakat bunu onun da bilmesi yani Hatşin Aslı o kadar hoşuma gitti ki onu birdenbire sevdim. Artık bu şirin adamın gönlünü almalıydım. Siz de bir gazelinizi lütfetseniz? Gazelim, mazelim yok ki benim. Çocukken tek tek bazı gazeler yazmıştım. Yırttım attım. Hafızanız da vardır elbet. Yazdım yetmiyormuş gibi bir de ezberleyecek miydim? Zavallı acıdım. Bizim manzumi adamcağızın o kadar cesaretini kırmıştı ki bana kendi eserlerini okumaktan utanıyordu. Adını anlayan adam büsbütün güzeldi. Onu büsbütün sevdim. Bu aralık birdenbire korktum. Bu adam beni yalnız büyük şair sanacaktı. Halbuki benim başka taraflarım da vardı. Bu kıymetlerimi de ona göstermeliydim. Sevgili okuyucularım. 35 yıl evvel Osmanlı İmparatorluğundaki iki çeşit adam mühimdi. Saraya söven, dine söven. Ben de evvela saraya kızdım. Sonra dine geçtim. O sabah bir Fransızca kelime öğrenmiştim. Astikot kelimesi. Bu malumatım o kadar tazeydi ki mutlaka kullanmalıydım. Bu kelimeden bir teşbih çıkararak dinlere hücum edersem bu adamın gözünde kim bilir ne kadar büyüyecektim. Fakat o kadar mütekittim, inançlıydım ki dışımdan dinsiz görünürken içimden korkuyordum. Başıma semavi bir afet gelmesin diye teşbihimi çabuk çabuk yaptım. Biliyor musunuz ki Mehmet Akif Bey dedim. Dinler avamı avlamak için kullanılan astikotlardır. Ama yüzünden belliydi. O bu kelimeyi anlamıyor teşbihimin de künhüne özüne varamıyordu. Anlatmak lazım geldi. Astikot, Fransız lisanında bir lügattır. Balık avlamak için oltaya konulan böcek manasına gelir. Bir kelimeyle lisan alimi, hayvana talimi ve hür fikirli oluyordum. O birdenbire sustu. Beni de susturan acayip bir sükut. Yürüdük, yürüdük, bir türlü konuşamıyorduk. Birdenbire lakırtısız bir selamla benden ayrıldı. Ben işi anladım. Asli otyu anlamadı. Utangaç şark adamı. Cehlinden, bilgisizliğinden sıkıldı, kaçtı. O gün seviniyordum. Rıfkı Bey'e gidiyorum diye. Rahmetli Rıfkı Bey o zaman Ziraat Bankası müdür muaveniydi. Lüfke Bey şimal halkına benzerdi. Beyaz adam, uzun boylu. Benim o zamanki yaşım için Rıfkı Bey'in üç meziyeti vardı. Avrupa'da ziraat okuması, sarı saçlı olması, sivri sakallı oluşu. Bu Rıfkı Bey'i çok sayarlardı. Herkesin ona verdiği ehemmiyetten benim için de tuhaf bir netice çıkıyordu. Onunla kim dostsa benim gözümde adamdı. Bugün gün Bey'in odasına girince gördüğüm şeye inanmadım. Köşede o oturuyordu. Oh yani Mehmet Akif Bey. Asıl tuhafı Rıfkı Bey konuşurken misafirlerin içinde hususi bir tercihle ona bakıyordu. Ve daha tuhafı o Rıfkı Bey'in meclisinde konuşuyordu kısa söyleyerek. Bir aralık Rıfkı Bey'in ısrarıyla o bir şiirini okumaya razı oldu. Ay şiirin adı da varmış. Hasta. Ben işi çaktım. Bu şiir hasta. Redifli bir gazeldi. Ve hasta redifli bir gazel ne felakettir ya Rabbi. Fakat hasta muhabereli bir manzumi olarak başladı. Çok başka bir şiir olarak bitti. Bu o kadar çok yeniydi ki şaşırmıştım. Benim gözümde böyle bir eseri onun anlamaya selaheti yoktu. O bunu nasıl yazardı? Mahzun oldum. İki ay evvel bir gün bir sokakta onu iki defa okudum şahıslarım karşıma dikildi. Göz ucuyla Mehmet Akif'in yüzüne gizli gizli bakıyordum. Odadakilerin hepsi susuyordu şiirinin odaya dolan hayretinden şair sıkıldı. Eserini unutturmak için bir şey anlatmaya başladı. Yine baş açık oturan Akif. O gün şiirini okuduktan sonra birdenbire ne kadar güzeldi. Bitmiyor gibi bir geniş alın. Güldükçe sımsıkı, beyaz iki sıra diş. İçinden yanıyor gibi iki göz. Bugün 35 yılın ucunda onun ölümünün arasında... Öd ağacı kokan o oda gözümün önüne yine geldi. Ölümünden bir hafta evine kadar parlayan gözleri yine karşımda durdu. Bütün ondan bende yalnız bu gözler kalmıştır. Bir aralık Rıfkı Bey enstitü pastördeki çalışma tarzlarına geçti. Akif pastörün adını heyecanla söylüyor. Heyecanla dinliyordu. Sonra anlıyorum. Bu heyecan Akif'te meftunluk tavrı almıştı. Kütüphanesinin abduhun, pastörün resimlerini çıkarır dudağında ince tebessümle bu resimlere dalardı. Bir aralık Rıfkı Bey bazı Fransızca ıstılahların Türkçelerini Akif ile konuşuyordu. Bu sırada bizim astikot kelimesi de geçti. Hikaye ver memleketin edebiyatını en güzel teşbihi kazandıran, beni filozof ve alim yapan bu sevimli kelimeyi unutamazdım. Hemen tanıdım. Kulak kabardım. Akif... Sakalını kısa kısa çekerek. Astikot'ta nihayet bir larve olduğuna göre Batita diye tercüme edeceğiz galiba dedi. Artık şairliğim de alimliğim de çökmüştü. Bu iki büyük binanın altında ezilmiştim. Küçüldüm. Küçüldüm. Bir köşeden Akif'in yüzüne belli etmeyerek bakıyordum. Hep 18 yaşın neticeleri. O yaşta insan. 4 dakikada âlim, 5 dakikada cahil olur. Tanrı ve Eylem Allah'ın varlığına ve birliğine iman İslam inanç esaslarındandır ve Allah'ı en iyi şekilde tanıyabilmek için onun peygamber vasıtasıyla insanlara gönderdiği Kur'an'ı iyi bilmek gerekir. Kısacası Allah'ı anlamanın yolu Kur'an'ı anlamaktan geçer. Mehmet Akif'in görüşlerine dayanak olarak aldığı en azından kendi yazılarında yer verdiği ve Allah'ın kendisini insanlara tanıttığı ayetlerden bazıları şöyledir. O öyle bir Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur, bakidir. Her an bütün hilkat üzerinde hakim ve yöneticidir. Ne uyuklar ne uyur. Göklerde yerde ne varsa hepsi onundur. Kim tasavvur edebilir ki kalksın da onun izni olmaksızın onun huzurunda şefaat edebilsin. Yarattıklarının işlediklerini, işleyeceklerini bilir. Yarattıkları ise ilahi ilminden yalnız onun dilediği kadarını kavrayabilir. Başka bir şey bilemez. İlmi bütün gökleri, yeri kucaklar ve bunları korumak kendisine ağır gelmez. Yüksek, büyük ancak onun yüce zatıdır. Bakara 2. 255 de ki, O oh Allah bir tektir, samettir, doğurmamış doğurulmamıştır. Hiçbir şey O'na denk değildir. İhlas 112-1-4 ile 4. O hem evveldir, hem ahirdir, hem zahirdir, hem batındır. O her şeyi kemaliyle bilendir. Hadid 57-3 O her an bir iştedir. Rahman I 29. Kur'an yaradanı insanlara takdim ederken iki yol takip etmiştir. Birincisi maddi bir varlık olan kainatın varlığından hareketle onun yaratıcısını vurgulamak, ikincisi ise Allah'ın sıfatlarını vurgulayarak onun varlığını ve mahiyetini insanlara tanıtmaktır. Böylece Allah insanı dünya ve ahiret alemi ile bunların tabi olduğu düzen ve yapı üzerinde düşünmeye davet eder. Bu davetle ve müminlere tebliğ ettiği isimlerle onlara İslam dininin ilahını anlatır. Kur'an'da Allah'ın varlığı ve sıfatları ile ilgili ayetlerin anlaşılması ile ilgili hususlar İslam alimlerinin bu konuda birbirine benzer veya farklı fikir ve yorumlar ortaya koymasına sebep olmuştur. Allah'ın varlığı ve birliği ile ilgili yapılan yorumlarda farklılıklar bulunmamakla birlikte Allah'ın isim ve sıfatlarının nasıl anlaşılması gerektiği ile ilgili olarak zaman zaman farklı görüşler ortaya çıkmış ve bu tartışma daha çok kelam ve felsefe alanında cereyan etmiştir. Bu nedenle burada Allah'ın bazı isimlerine ve tevhid akidesine konu ile ilişkisi ölçüsünde temas edilecektir. Allah'ın isimleri ile ilgili olarak gerek kelam gerek felsefe sahasında birçok çalışma ve inceleme yapılmıştır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinden ilham alarak Esma-i Hüsna adıyla yazılan kitaplarda Allah'ın 99 ismine dikkat çekilmiş ve bunların anlamları hakkında geniş bilgiler verilmiştir. Yeryüzünde birbirinden farklı anlayış ve yaşam biçimlerine sahip milletler vardır. Allah yeryüzüne farklı yaratılışa sahip çeşitli insanları kendi tabiatlarına ve yönelimlerine göre tecelli etmek istediği içindir ki kulluk yaptıkları diğer mabutlarda varlığına inanılan çeşitli sıfatları da kendi zatında toplamıştır. İslam'da Tanrı bütün insanlığın tanımak istediği ve işlerini yoluna koymak için bütün yaratıkların kendisinden yardım beklediği tek Allah'tır. İslam Allah'ın tanımlanmasında ve tanınmasında her biri insan ruhunu düzeltme açısından özel ve anlamlı bir hususu dile getiren ilahi sıfatlarla anlatma yolunu seçmiştir. İslam düşüncesinde Allah'ın tabiata ve tarihe müdahale eden bir tanrı olarak telakki edilmesi nedeniyle onun her bir ismi kainata tecelli eden fiillerini göstermesi bakımından önemlidir. Ebu Hanife Numan Sabit 699-767 Fikhül Ekber'de Allah'ın zatına ve fiiline ait olmak üzere iki tür sıfattan bahseder. Ona göre hayat daima diri olması. Kudret her şeye gücünün yetmesi, ilim her şeyi bilmesi, kelam söylemesi, semi her şeyi işitmesi, basar her şeyi görmesi ve irade dilemesi, istemesi Allah'ın zatına ait sıfatlardır. Tahlik, var olan bir şeyden bir şeyi var etmesi. Terzik, rızık vermesi. İbda, maddesiz yoktan var etmesi. Sun, eşyaya düzen vermesi gibi sıfatlar da Allah'ın fiiline ait sıfatlardır. Akif, Allah'ın yukarıda adı geçen sıfatlarından birçoğunu safahatında kullanmıştır. Akif'in yaratma fiili hakkında insan için halk ve Allah için İbda kavramını kullanmasını şimdilik burada örnek olarak gösterebiliriz. İslam'da Tanrı'nın isimleri içerisinde en fazla ön plana çıkan isim Arapça ilah kelimesinden üretilerek özel bir isim halini alan Allah ismidir. Bununla birlikte Allah'ın sıkça kullanılan isimlerinden biri de Rabb'dir. Rab sözlükte terbiye eden, düzelten, eğiten anlamlarına gelir. Allah yeryüzüne zaman zaman peygamberler ve kitaplar göndererek bu yönünü ortaya koymuştur. Onun ayetlerinde, emir ve yasaklarında daima bir yol gösterme, hatayı anında düzeltme faydalı olana teşvik ve zararlı olandan men etme vardır. Dolayısıyla Allah dünyayı yaratıp işleri yoluna koyup bir kenara çekilmez. Onun bu isminde ve faal yönünü ön plana çıkaran diğer isimlerinde de aynı durum söz konusudur. Akif'in Allah'ı anarken kullandığı isimlerden biri de faülün. Lima yurittir. Allah'ın dilediğini yapacağı, onu bundan alıkoyacak hiçbir engelin olamayacağı anlamlarına gelen bu isim tekerrür ve devamlılık ifade etmekte. Ve Kur'an'da iki yerde geçmektedir. Halik veya Hallak ismi Allah'ın sürekli bir mükemmel yaratmasını dile getirmektedir. Cebbar ismi Allah'ın kulların işlerini ıslah etmesi, iyiye götürmesi, kullarını istediği yöne sevk etmesi anlamlarına gelmektedir. Bu isimlerin her birinin içerisinde barındırdığı süreklilik, Allah'ın zaman içindeki yönüne dikkat çekmektedir. Akif'in Allah'tan söz ederken kullandığı isimlerde Allah'ın özellikle faal yönünü yansıtan isimlerini tercih ettiğini görmekteyiz. Yukarıda değindiğimiz isim ve sıfatların özellikle Akif'in de kullandığı isim ve sıfatları olduğunu hatırlatmak gerekir. Bilindiği gibi Allah'ın burada değinmediğimiz birçok isim ve sıfatları vardır ve her birinin insanın Allah'a tanımasına yardımcı olduğu bir gerçektir. Mehmet Akif tevhid hakkındaki duygu ve düşüncelerini ilk olarak Safahat'in ilk şiirlerinden olan Tevhid yahut Feryat'ta ortaya koymuştur. Akif'in bu ilk şiirini tevhid yahut feryat adını vermesi de ilgi çekicidir. Çünkü o bu ilk şiirinden itibaren Allah ile konuşmaya başlar. Birbirine zıt olan isyan ve tevhidi bir arada dile getirir. Bilindiği gibi tevhid İslam'ın ilk şartıdır ve Müslüman olmanın en önemli göstergesidir. Akif'in şiirine böyle bir girişle yani tevhidle başlamasını onun iyi bir Müslüman düşünür olmasının bir işaret olmasına bağlamak gerekir. İslam'ın ilk ve en temel akidesi olan tevhid Allah'ı birlemek ve onu tek ilah olarak kabul etmek. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Allah'ın Resulü olarak tanımak ve ona inanmak demektir. Müslüman olmak Allah'ın birliğini dil ile söylemeyi ve kalp ile tasdik etmeyi gerektirir. Bu iki unsurdan birinin eksikliği Birinde veya ikisinde herhangi bir şüphe ya da tereddütte bulunmak tevhidin anlamını yitirmesine dolayısıyla imanın kabul olmamasına sebep olabilir. Ayrıca Allah için herhangi bir şekilde ortak kabul edilmesi veya ona eş değer bir varlığa inanılması da yine imanın yok olmasına sebep olur. Bu nedenle iman koşulsuz bir şekilde Allah'a inanmayı ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi onun kulu ve resulü olarak kabul etmeyi gerektirir. Ebu Hanife'ye göre tevhid, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeye kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine, hesaba, cennet ve cehenneme ve bütün bunların gerçekliğine inanmayı gerektirir. Mümin tevhid inancı gereği Allah'ın birliğinden asla şüphe etmez ve onun benzeri gibi bir şeyin olmadığını inanır. Allah yokluğu, varlığı ezelden ebede kadar her şeyi tam olarak bilir. Allah'ın bütün bu bilmeleri onun bilgisinde herhangi bir şekilde değişme veya başkalaşmaya neden olmaz. Değişme yalnız yaratılmışlarda olur. Allah yarattıklarına yapacakları tercihler konusunda asla bir zorlamada bulunmamış, tam tersine onları müstakil şahsiyetler olarak yaratmıştır. İman etmek veya etmemek kulların kendi tercihlerine bırakılmıştır. Zira insanlar tercih ve fiillerinde bağımsızdırlar. Mimi Akif Ersoy tarafından Kastamonu Nasrullah Camii'nde verilmiş ve 25 Kasım 1920 tarihli Sebi-i Reşat dergisine yayınlanmış olan bu hitabe hem o günlerin vahim şartlarını hem de o günlerden bugünlere aynı şartlardan arta kalan bugünkü tehlikeleri bütün canlılığıyla gösteren ibret verici ve uyarıcı bir vesika olmak bakımından Mehmet Akif sesliğini başlığıyla yayınlanması uygun görülmüştür. İstiklal şairimizin devam eden manevi seslenişinin vicdanlarda ve tefekkürlerde vakes bulacağı ümidiyle ve kendisini rahmetle anarak. Bismillahirrahmanirrahim. Alimran 118 Ya eyyühellezine aminu Ey iman etmiş olanlar! Ey Müslümanlar! İçinizden olmayanlardan size yabancı milletlerden dost iddiaz etmeyiniz. Ayeti Celile'deki bir tane içli dışlı görüşülen, kendisine her türlü esrar tevdi edilen samimi dost, yar can, arkadaş, mahremi esrar manalarınadır. Öyle bir tane ki, La ya leneküm, ha sizlere karşı mazarrat ikâ etmekten Aranıza fitneler, fesatlar sokmaktan hiçbir vakit geri durmazlar. Ellerinden gelen fenalıkların hiçbirini sizden esirgemezler. Vettu mainüttum. Sizin sıkıntılara, musibetlere, felaketlere uğramanızı isterler. Kat ve de tül min evvahihim. Görmüyor musunuz? Hakkınızda besledikleri düşmanlık ağızlarından taşıp dökülüyor ve ma tuhvi sudurühüm ekber. Bununla beraber yüreklerinde, sinelerinde gizlemekte oldukları kinler, garazlar, husumetler o bir türlü zapt edemeyip de ağızlarından kaçırmakta oldukları buzu adevetten çok büyüktür. Çok şiddetlidir. Kat beyana lekümul ayeti inkün tüm takilun. Bizler size her biri aynı hikmet, mahsı ibret olan ayetlerimizi böyle sarih bir surette bildirdik. Eğer sizler akı karadan, iyiyi kötüden seçer, hayranı şerrini düşünür, aklı başında adamlarsanız bu hikmetlerin, bu ibretlerin muktezasınca hareket ederek hem dünyada hem ukvada felahı bulursunuz. Ey Müslümanlar! Sizin için bu ayeti celileye, ittibadan başka selamet yolu yoktur takip edilecek hattı hareket, düsturi siyaset tamamıyla bu ayeti celilede mündemiştir. Binaley, meali ulvesini bir kere daha toplayıp ifade edelim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Ey müminler! size ellerinden gelen fenalı yapmaktan çekinmeyen, bu hususta hiçbir fırsatı kaçırmayan, dininize yabancı milletleri kendinize mahremi esrar, dost, arkadaş iddiaz etmeyiniz. Bunların sureti haktan görünerek size güler yüz göstermelerine, hayrınızı ister gibi tavırlar takınmalarına asla kapılmayınız. Onların gece gündüz isteyip durdukları sizin felaketinizden, izmi halinizden, esaretinizden başka bir şey değildir. Baksanıza, Size karşı kalplerinde besledikleri düşmanlık o kadar dehşetli ki bir türlü zapt da ağızlarından kaçırıyorlar. Halbuki yüreklerinde kök salmış olan husumet ondan çok fazladır, çok şiddetlidir. İşte bütün hakayıkı, ayeti celilemizle sizlere açıktan açığa tebliğ ediyor, bildiriyoruz. Eğer akla başında insanlarsanız eğer, Darinde zelil olmak, hüsranda kalmak istemezseniz bizim ayatı celilerimizin iktizasınca hareket ederek felahı bulursunuz. Sure-i Tevbe 17 Buyuruluyor Meali Celili Ey Müslümanlar! cenab Hak içinizden hak yolunda mücadede bulunanları Allah ile onun Resulü muhtereminden bir de Müminlerden başkasını kendisine dost ittiraz etmeyenleri görmedikçe sizler öyle başı boş bırakılacak mısınız zannediyorsunuz? Ey cemaati Müslümi! İnsan için kendi aleyhine bile çıksa hakkı, hakikati söylemek lazımdır. Ben de bir zamanlar Kitabullah'ı tilavet ederken bu gibi ayeti celliye geldikçe acaba sahil milletlere karşı biraz şiddetli davranılmıyor mu? Müslüman olmayan akvam hakkında daha merhametkar, olmak icap etmez miydi gibi düşüncelere dalardım vak'a bu hatıraların sırf şeytani vesveselerden başka bir şey olmadığını bilirdim lakin velev şeytani olsun o düşünceleri içimden söküp atıncaya kadar hayli mücadelelere mecbur kalırdım acaba bu vesvesenin menşei neydi burasını araştıracak olursak işi biraz tabii görürüz Öyle ya gözümüzü açtık. Avrupa medeniyeti, Avrupa irfanı, Avrupa adaleti, Avrupa efkarı, ümmiyesi nakaratından başka bir şey işitmedik. İngiliz adaleti, Fransız hamiyeti, Alman dehası, İtalyan terakkiyatı kulaklarımızı doldurdu. Lisan bilenlerimiz doğrudan doğruya bu heriflerin eserlerini, bilmeyenlerimiz tercümelerini okuduk. Edebiyatları, hele edebiyatların ahlakı İnsani, içtimai mevzuları pek hoşumuza gitti. Müeliflerin kıymeti, ahlakiye ve insaniyelerini eserleriyle ölçmeye kalkıştık. İşte bu mukayesen itibar aldanmaya, hatadan hataya düşmeye başladık. Bu adamların sözleriyle özleri arasında asla münasebet, müşabehet olamayacağını bir türlü düşünemedik. İşte okuyup yazanlarımızın çoğuna arız olan bu dalal bu hata bir zamanlar bana da musallat oldu. Bereket versin ki yaşım ilerledi, tecrübem arttı. Hususiyle Avrupa'yı, Asya'yı, Afrika'yı dolaşarak Avrupalı dediğimiz milletlerin esaret altına, tahküm altına aldıkları bir çare insanlara karşı reva gördükleri zulmü, gadri, hakareti gözümle görünce artık aklımı başıma aldım. Demin söylemiş olduğum şeytani vesveselere kapılmış olduğumdan dolayı Cenab-ı Hakk'a tevbeler ettim. Dünyada Avrupalılara bir hakkın anlayan ve anladığını da iki cümle ile hülasa edebilen bir Müslüman varsa o da yazdığıma ümmetten fazıla mağfur. Hersekli Hoca Kadri Efendi merhumdur. alem İslam'ın en fedakar, en faziletli erkanından Mısırlı Prens Abbas Halim Paşa bir gün musahabe esnasına demişti ki Hoca Kadri Efendi'yi zaten Mısır'dan tanırım. İrfanına, Uluvi Cenabı'na hayran olurdum. Bir aralık Fransa'ya uğramıştım. Paris'te ilk işim bu muhterem Müslüman'ı ziyaret etmek oldu. Kendisiyle biraz hoşbeşten sonra dedim ki ''Hocam, senelerden beri burada oturuyorsun. Şarkın, garbın, ulumuna, fununa cidden vakıf bir nadireyi fıtratsın. Yakinen gördüğün şeyler tabidir ki tecrübeni, görgünü arttırmıştır.'' Öğrenmek isterim. Avrupalıları nasıl buldun? Paşa, bu adamların güzel şeyleri vardır. Evet, pek çok güzel şeyleri vardır. Lakin şunu bilmelidir ki o güzel şeylerin hepsi, evet, hepsi yalnız kitaplarındadır. Hakikat, hoca merhumun dediği gibi Avrupalıların ilimleri, irfanları, medeniyetteki, sanayideki terakkileri inkar olunur şey değildir. Ancak insaniyetlerini insanlara karşı olan muamelelerini kendilerinin maddiyattaki bu terakkileriyle, Ölçmek katiyen doğru değildir. Heriflerin ilimlerini, fenlerini almalı fakat kendilerine asla inanmamalı, asla kapılmamalıdır. Bunların bütün insanlara bilhassa Müslümanlara karşı öyle kinleri, öyle hüsumetleri vardır ki hiçbir suretle teskin edilmek imkanı yoktur. Sureta dinsiz geçinirler, hürriyeti vicdan diye kainatı aldatıp dururlar. Hele biz Müslümanları, biz şarklıları... Taassupla itham eder dururlar. Heyhat! Dünyada bir mutaassıp millet varsa Avrupalılardır. Gerçek Avrupalılardan daha mutaassıp bir cemaat vardır ki o da Amerikalılardır. Taassuptan hiç haberi olmayan bir millet isterseniz o da bizleriz. Ey cemaati müslümin! Bilirim ki bu sözlerim sizin senelerden beri avutulmuş uyutulmuş fikirlerinize biraz aykırı gelecektir. Onun için bir iki misal getirmek icap ediyor. Bilirsiniz ki bizim harbi umumiye girmemizden en çok müstedifit olan bir millet varsa o da alınanlardı. Şunu ihtar edeyim ki ben bu kürsüde harbi umumiye girmek mi lazımdı? Girmemek mi evla idi? Girmeden durabilir miydik? Biraz daha geç mi girmemiz muvafık idi? Gibi meselelerin hiçbirine mevzuyu bahis edecek değilim. O benim saadetimin, selahetimin haricindedir. Orada bir vaka var ki biz Almanlarla birlikte harbe girdik. Yüz binlerce şehit verdik. Yüz binlerce hanuman söndü. Milyonlarca saman kaynadı gitti. Şimdi Almanlar için ne lazım geliyordu? Ne yapacaklardı? Şüphesiz bütün dünyanın, bütün dünyadaki milletlerin kendilerine ilan harp ettikleri bir zamanda böyle yegane müttefikleri olan bizleri sinirlerine basacaklar. Bütün gazeteleriyle, bütün kitaplarıyla, bütün edipleriyle, bütün maharirleriyle bizi alkış, teşekkür tufanları içinde boğacaklardı. Heyhat, bu umumi harbin ilk senesinde ben mühim bir vazife ile Berlin'e gitmiştim. O aralık Almanya hükümeti bize dedi ki, Bizim meclisi mebuslanımızdaki bilhassa Katolik mebuslar kıyameti koparıyorlar. Almanlar gibi mütemeddin, Mütevhenin bir millet nasıl oluyor da Müslümanlar gibi, Türkler gibi vahşilerle ittifak ediyorlar. Bu bizim için zül değil midir diyorlar. Ama makaleler yazınız, eserler yazınız biz onları Almanca'yı tercüme ettirelim. Ta ki Müslümanlığın da bir din, Müslümanların da insan olduğu bunların nazarında da tayin etsin. Almanya hükümeti haklıydı çünkü Alman milleti nazarında Müslümanlık vahşiyetten. Müslümanlar ise vahşilerden başka bir şey değildi. Onların gazetecileri, romancıları hele müsteşrik denilip de şark lisanlarına, şark ulumu fuhununa, şark ahlak ve adatına vakıf geçinen adamları mensup oldukları milletin efkarını asırlardan beri bizim aleyhimize o kadar müthiş bir surette zehirlemişlerdi ki. Arada bir anlaşma, bir barışma husulüne imkan yoktu. Biz o sırada kendimizi onlara tanıtmak için tabii elden geldiği kadar çalıştık lakin tamamiyle muvaffak olduğumuzu asla iddia edemem. Eriflerin taasubu yaman, kökleşmiş bir takım kanaatler hakkı görmelerine mani oluyor. Harp esnasında bilirsiniz ki Almanya İmparatoru İstanbul'a gelmişti biz saf derun, Müslümanlar halife-i İslam'ın müttefiki sıfatıyla o misafire karşı nasıl hürmette, nasıl ikramda bulunacağımızı şaşırdık. Bu şaşkınlıkta o kadar ileri gittik ki Darül Hilafe'nin yani İstanbul'un minarelerini kandil gecesi yemiş gibi kandillerle donattık. Alman dostluk yurdu binası kurulacak denildi. Bol keseden birkaç camimizi heriflere peşkeş çektik. Aa, gelelim bizim bu gibi fedakarlıklarımıza karşı gördüğümüz mukaveleye. Kudüs-i Şerif'i bizim elimizden gasp ettikleri zaman bu felaket harbi umumi üzerine büyük bir tesir ika etmişti. Yani Filistin cephesinin bozulması muharebe terazisini düşmanlarımızın tarafına epeyce ağdırmıştı. Binaenaleyh müttefikimiz olan Almanlarla yine Almandan başka bir şey olmayan Avusturyalıların bu işten bizim kadar müteessir olmaları icap ederdi. Ey cemaati Müslümin! işte bakın ki Kudüs, velev ki İngilizlerin eline geçmiş olsun. Velev ki bu memleketin düşman eline geçmesi, bu cephenin bozulması yüzünden muharebe bizim hesabımıza kaybolsun. Tek Müslümanların elinde, Türklerin elinde kalmasın da, hasmımız da olsa dindaşımız olan İngilizlerin eline geçsin diyerek, Viyana'da şehrain yaptılar. Evlerini donattılar. Bu maskaralığı men edip yakılan elektrik fenerlerini söndürünceye kadar Avusturya hükümetinin göbeği çatladı. Artık taasubun hangi tarafta hürriyetin, müsamahakarlığın hangi tarafta olduğunu bu misallerle de anlamazsanız kıyamete kadar anlayacağınız yoktur. Avrupalıları Amerikalıları dinsiz derler. Size bir hakikat daha söyleyeyim mi? Dünyada din ile en az mukayyet olan bir memleket varsa o da bizim memleketimizdir. Bugün cuma olduğu halde Kastamonu'nun en şerefli bir caminde görüyorsunuz ya kaç saflık cemaat bulunuyor. Dünyanın en mamur, en müterakki, en yeni memleketi olan Berlin'de pazar günü büyük kiliseler hınca hınç doludur. Hem kiliseleri dolduran cemaati avamdan ibaret zannetmeyiniz. Bütün kibarlar, zenginler, milletin münevver dediğimiz tabakasına mensup adamlar temiz temiz giyinmiş halk bu cemaati teşkil eder. İngiltere'ye gidiniz. Şayet cumartesi gününden etinize, ekmeğinize tedarik etmezseniz pazar günü aç kalırsınız. Çünkü kıyamet kopsa dini bir gün olan pazar günlerinde hiçbir dükkanı açtıramazsınız. İngilizler duası sofraya oturmazlar. Duası sofradan kalkmazlar. Rumeli zenginlerinden bir adam tanırım ki ziraat tahsili için yetişmiş bir oğlunu Amerika'ya göndermişti. Çocuğun kendi ağzından işittim diyordu ki, memleketin acemisiyim, lisanlarını layıkıyla bilmiyorum, New York'ta bir otelde bulunuyordum. Gece canım sıkıldı. Oturduğum odada bir piyano vardı. Azıcık şunu tıngırtadayım dedim. Sazın perdeleri üzerinde parmaklarımı hafifçe gezdiriyordum. Aradan 2-3 dakika henüz geçmemişti ki odanın kapısından yumruklar inmeye başladı. Ne oluyoruz diye kapıyı açtım. Bir de baktım ki otelcinin karısı hiddetinden ateş kesilmiş. Bana alabildiğine sövüyordu. Karı benim ne barbarlığımı, ne saygısızlığımı, ne ahlaksızlığımı. Hülasa hiç tutar bir yerimi bırakmadı. Meğer o gece Hristiyanların eysesinden yani velilerinden birisinin gecesiymiş. Geceyi o veliye hürmeten ibadetle geçirmek icap edermiş.'' Piyano çalmak maazallah küfür derecesinde günahmış. Artık karıya memleketin acemisi olduğumu, bu hatanın benden kastım olmaksızın sadr olduğunu anlatıncaya kadar aklı karayı seçtim.